Şimdi kendisi oyuncu, sunucu, vlogger, reklam yıldızı, eş, anne ki enerjisiyle de her işini de başarıyla yürütüyor. Kimden bahsediyorum? Müge Boz'dan bahsediyorum. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Aynen. İkimiz de aynı anda, aynen. Cips kola. Ben çok iyiyim. Sen nasılsın? Peki, ben deyim. Teşekkür ediyorum. Bir VTR'ye bakalım mı? Başlamadan önce bir filmin VTR'sini izleyelim istersen. Ladies and gentlemen. I'm from manager Tufan Güven. Ya. Şu anda ünlü oyuncu Timuçin Devran'ın kapısındayım. İntihar etmesinden şüpheleniyorum. Timuçin, kanka. Bunu kime diyorum? Vallahi boğarım seni ha. Yapımcıdan çok Azrail'le görüştük oğlum ya. Bizim ofis boya bak, sen bu işlerde anlar mısın? Anlar tabii ki, 3 tane filme soktu beni. Hiç görmedim seni. Bak buradasın. 3, 2, 1, action. Çok yaşa kardeşim. Ne oluyor lan? Harbiden çok güzel kadınsın. Elvan Hanım. Pardon. Giyineceksiniz ama değil mi? Ben normalde giyinik gezerim. Yani giyinmeyi severim. Pakistan. Sevgilimle beraber böyle bir projede yer almak istiyorum. Çok yakışıklı. Allah Allah. Sen beleşe estetik yapıyor musun? Estetik mi yaptırsın? Neşterle değil de kiltiyle girmemiz lazım. Timuçin Devran. Bu yukarıdan düştü, vuruldu, kurşunlandı işte bu adam. Başınız sağ olsun beyefendi, hastayı kaybettik. Oh iyi iyi, şükür şükür, güzel. Nasıl kaybettik? Öldü mü lan? Ben mi öldürdüm? Yok, ölüydü. Nasıl öldü? Ölü bir birey. Tercihen değil, yönelim. Durun! Yanlış öleyim demiyorsunuz. Gel otur ya. Kestik. Hocam biraz daha yakından mı alsak acaba? Hallerimiz... Kestik. Çarşı. Sürprizimi beğendin mi? Senin yapacağını hiç istedim. Komedi filmi. Evet. Değil mi? Biraz bahsedelim mi? Üzerine konuşalım mı? Rolün üzerine bahsedelim mi derken soru sormak istedim aslında. Dinleyelim. Yani aslında bu bir romantik komedi hikayesi ve böyle aslında çok hayatımızın içinden bir hikaye ama hayatımızın içinde olan olayların böyle ekstra ekstra komik olmuş olan bir şimdi buraya kadar biraz klişe gitti. Hayatımızın içinden bir hikaye, romantik komedi. Açalım biraz. Nasıl? Konusu nasıl? Şimdi çok da böyle spoiler vermeyerek genelde bu soruları cevaplamaya çalışıyoruz ya, o da birazcık zor oluyor. Yani benim oynadığım karakter, Elvan karakteri aslında bir estetik doktoru. Hmm. Ve hayatında her zaman işte estetik, güzellik, işte o altın oranlar falan hep böyle çok önemli olmuş. Ama belli bir noktadan sonra kalbindeki bu oranın aslında doğru olmadığını fark ediyor. Ve işte gerçek güzelliğin bambaşka bir yerde olduğunu fark edip hayatını böyle tamamen oraya doğru değiştiriyor. Değiştiriyor. Hadi o zaman bizim de başlasın süremiz. Şimdi duydum ki, az önce öğrendim ki estetik doktoru. Onu da siz canlandırıyorsunuz ama bildiğim kadarıyla sizin estetiniz yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Sayılı oyunculardan bir tanesiniz o zaman. Yani bilmiyorum işte, burnum, dudaklarım, dişlerim genel olarak hep benim orijinal halim olduğu için... Bilmiyorum, herhalde biraz bu şeyde az kalan oyunculardan biri olmuş olabilirim. Peki sizi biz genelde şöyle görüyoruz sosyal medyada, ailenizle birliktesiniz aslında. Çocuk, eş, sanki hep, ya hep beraber geziyorsunuz, hep beraber oradasınız. Bu bilinçli bir tercih mi? Çünkü hani bu evli mutlu çocuklu imajınız var. Evet, ve bu yönünüzü siz mi ön plana çıkarmak istediniz, yoksa akışta mı öyle oldu diyeceğim ama... Çok da bu evli mutlu çocuklu görüntüsünü takip eden bir kitle de var sosyal medyada ciddi anlamda. Yani o aslında birazcık karşılıklı taleple de alakalı oluyor. Yani biz zaten evlendikten sonra, işte çocuğum olduktan sonra ister istemez hayatında öyle olduğu için seninle paylaşımların birazcık o tarafa doğru gidiyor. İnsanlar da bunu ya belli bir oranda kabul ediyorlar veya seni tek görmek istiyorlar. Sen orada birazcık tercihlerini ona göre yapmaya başlıyorsun. Hani ben hem aile hayatımı da paylaşıyorum, hem kendi yapmış olduğum özel işlerimi de paylaşıyorum. Birazcık bunu böyle dengeli götürmeye çalışıyorum. Bazı anneler var mesela, çocuklarını hiç göstermiyor. Sadece ne bileyim, ya arkadan ya işte gölgesi vesaire gibi bir paylaşımlar yapıyorlar. O onların doğrusu. İşte kimisi daha çok paylaşıyor, kimisi daha az paylaşıyor. Böyle ortaya karışık bir düzen var aslında bu. Sosyal medyadaki özel hayatı paylaşma konusunda. Peki bu aynı zamanda bir açık hedef haline de getirmiyor mu? Çünkü çok sert eleştiriler de gelebiliyor ya. Özellikle anne olunca sen annesin diye başlayan yorumlar oluyor. Onları nasıl idare ediyorsun?
Ya onları aslında şöyle idare ediyorum. Çünkü annelik o kadar böyle uçsuz bucaksız bir konu ki herkesin bu konuyla ilgili bir görüşü olabilir. Tabii ilk başta böyle insan şey yapabiliyor o ilk zamanlarda birazcık daha keskin köşeler olabiliyor işte. Hayır işte ben böyle yapıyorum, benim doğrum budur diyebiliyorsun. Ama belli bir zaman geçtikten sonra o böyle aslında adı konmamış bir anneler kulübü durumu var. Ve ondan aslında yararlanmaya başlıyorsun. Yani ilk bakışta okuduğunda aslında senin için belki kötü bir eleştiri gibi nitelendirdiğin şey. Bir kere daha okuyunca ya evet ya o da bir anne ve hani böyle bir şey söylüyor. Demek ki aslında onun da bana katmaya çalıştığı bir şey olabilir gibi değerlendirince tabii ki daha kolay oluyor her şey. Ama her yoruma böyle takılıp da işte hayır öyle değildi böyle değildi gibi o enerjiyi farklı bir şekilde kullanırsan da birazcık daha zor geçiyor. Bu nasıl yönettiğinle ve eleştirileri nasıl aslında algıladığınla alakalı olan bir şey. Bir de siz hakikaten çoluk çocuk geziyorsunuz dağ bayır çayır. Çoluk çocuk değil. Şöyle ben izlerken şunu hissettim. Şimdi kimileri de böyle hani çocuklu bir yere gitmek çok zor ah durmuyor derler. O işi nasıl yönetiyorsunuz peki? Nasıl? Hep beraber gezmek nasıl diye sormayacağım. Ailesiniz tabii ki ama bunun her anını da sonuçta paylaşıyorsunuz ve gösteriyorsunuz ya. Orada da o çocukla birlikte seyahat etmek, onun kolaylığı nedir, zorluğu nedir biraz onları soracağım size. Ben biraz şöyle olduğunu düşünüyorum. Hani nasıl başlarsan öyle gider gibi bir cümle söyleyebilirim. Artı tabii ki her çocuğun karakteri de burada çok önemli. Annenin karakteri, babanın karakteri, çocuğun karakteri. Ve bütün bunlar aslında tek tek birleştiği zaman ortaya yeni bir yapı çıkıyor. Şimdi ben zaten gezmeyi çok seven birisiyim. Ve buna çok hazırlıklı ve alışkın birisiyim. Yani Vina doğduktan sonra mesela benim için onun çantasını hazırlamak veya o çantayı yanında taşımak mesela ekstra bir şey olmadı. Çünkü ben genelde de hani hep bir şekilde ya işte beslenme çantamı taşırım ya bir şeyimi taşırım. O yüzden mesela bana hani Vina'nın çantası çok böyle ekstra bir zorlukmuş gibi gelmedi. Tabii ki zor olan tarafları var, kolay olan tarafları da var. Yani her zaman yanında olduğu zaman bir kere özlemiyorsun ve birçok yaşadığın şeyi onunla beraber yaşıyorsun. Ama özlemiyorsun ama bu sefer kendin de hani full hiçbir zaman bir anda olamıyorsun. Yani bir müzeyi bile gezerken hani hep aklının bir köşesinde işte ne bileyim nereye gitti, ne yaptı, işte acıktı mı, şöyle mi, böyle mi gibi düşünüyorsun. Ama benim gezerken mesela en çok zorlandığım şey tuvalet olabilir. Çünkü o konuda biraz şeyim, çok titizim veya bilmiyorum belki de bütün anneler öyle. Böyle ayrı bir kitim var mesela, temizlik kitim. İşte tuvalete sıkmak için minik dezenfektanların olduğu spreylerim var. İşte sabunlar var, ıslak mendil. Ona böyle bir çanta yaptım ve her gittiğim yere onu götürüyorum. Öyle olunca da böyle sen bekle çocuğum işte ilk ben tuvalete gideceğim deyip böyle tam teşhisat. Her tarafı bir elden geçirip ondan sonra tuvalete giriyoruz. Sabahtan akşama kadar da dışarıda olduğum bir günde hani kaç kere tuvalete girildiğini hesapladığında bu birazcık bazen zor olabiliyor. Ama onun dışında dediğim gibi yani artıları eksileri tartışılır. Peki oyuncu olarak da aslında anne olduktan sonra biraz sanki bir ara vermiş gibi oldu ama bir yandan da sosyal medyada zaten o alanınızı gösterdiğiniz zaman çok da kopmamış da gözüküyorsunuz. Şimdi böyle bir avantaj da var bence oyuncular için. Geri planda da kalsanız işte hayatım değişti, farklı sorumluluklarım var da deseniz sosyal medya ile birlikte ekranda olmasanız da görünür olabiliyorsunuz. Bu da bir avantaj sanki. Yani hem avantaj hem dezavantaj aslında. Dezavantajı ne? Dezavantaj çünkü eskiden aslında seni bu kadar çok normalde nasıl biri olduğunu bilmediği zaman insanlar belki bazı şeyleri birazcık daha tolere edebiliyorlar ama şu an hani sen çok fazla onlara kendi karakterinmiş gibi olduğunda yani seni ya hep orada görmek istiyorlar ya farklı bir yerde gördüklerinde böyle çok kabul edemiyor gibi olabiliyorlar. Onun birazcık bir şeyi var, çizgisi var korunması gereken. Ama tabii ki sosyal medya artık herkesin kendi mecrası, kendi televizyonu gibi bir şey oldu. Yani ne çekmek istiyorsan, nasıl bir şey üretmek istiyorsan ona göre içerikler üretebiliyorsun. Ama tabii ki çok zor olduğunu da söyleyebilirim. Yani böyle dışarıdan bakınca kolay bir şeymiş gibi görülebiliyor bazen işte. Ne yapıyorlar canım gidiyorlar işte şunu şunu yapıyorlar diye düşünülüyor ama yani gerçekten o her şeyin altında çok büyük bir emek olmaya başlıyor belli bir zaman sonra. Oyunculukla ilgili de ben tam aslında anne olduktan sonra pandemi dönemine de biraz denk gelmişti. Aslında bir sene mesela Vina doğduktan çok kısa bir zaman sonra dizi yaptım bir sezon. Ondan sonra çok fazla reklam projem oldu. Genelde hani onlarla çok ilgilendim. Filmlerimizi çekmiştik geçen sene ama vizyona girmeleri bu ayı buldu derken
böyle birazcık aslında zaman geçti ama aslında çok da ekranlardan uzak kalmadım. Dengeli gitmeye çalıştım. Biraz dengeli gitti, evet. Aynen. Peki bu dedin ya, ben de bir size dönüyorum, bir sene dönüyorum bazen karşı... Sen diye ortada. Yani evet, bir kararsız kaldım, öyle bir gidiyor ama dur bakalım artık sonlara doğru sene dönüşecek ya da sizde devam edecek. Şunu sormak istiyordum. Bu sosyal medyada yine gireceğim, bu son sorum olacak sosyal medyayla. O denge de tutmak gerekiyor çünkü orada çok fazla iz görüldüğü zaman da, bu sefer bir rolde gördüğü zaman o aradaki farkı çok iyi oturtamıyor seyirci. Dediniz ama şu da var, hadi hop yine size döndü. Şu da var. Şimdi bir yandan da şöyle bir durum da var. Bakıyoruz işte Elli Mutlu Çocuklu dedim ve harika bir görüntü var ama o zorluklar aynı zamanda herhalde her günde çok şahane bir güne uyanmıyorsunuzdur. Ama orada onu devam ettirmek de gerekiyor. Bu da bir yandan bir zorluk mu oluşturuluyor yoksa o da artık bir iş oluyor ve o rutine mi biniyor? Yani bu yine nasıl bir paylaşım yapma tarzınız olduğuyla alakalı olan bir şey. Hani eğer o gün kötü kalktıysan, hani bugün kötü kalktım ve kendimi iyi hissetmiyorum da aslında senin doğalından paylaşmış olduğun bir şey oluyor. Veya çok zorlandığım bir şeyi, ya arkadaşlar ben şu an gerçekten çok zorlanıyorum hani... Yalnız mıyım, değil miyim, hani bir ses verin demek de aslında. Hani bu çünkü tek taraflı bir şey değil. Sen orada bir şey paylaşıyorsun ama sana gelen yorumlar, eleştiriler, bunların hepsi aslında bir bütün. Ben birçok zaman mesela gelen yorumlardan benim de motive olduğum oluyor. İşte benim paylaştığım bir şeyden başkaları motive olmuş oluyor. Yani bu aslında böyle toplam 360 derece bir iletişim diye düşünüyorum. Yani hiçbir zaman tek taraflı olan bir şey değil. Hani o gelen yorumların olması, soruların oluyor olması da aslında seni çok fazla besliyor. Ben genelde işte elimden geldiği kadar, hani eğer o gün iyi hissetmiyorsam veya bir sorun varsa, bir sıkıntı varsa, bir şeyde zorlandıysam, hani onu da paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü hayat her şeyde olduğu gibi, yani iyi taraflar da var, kötü taraflar da var. Hani sürekli böyle her şey iyiymiş gibi yapıyor olduğunda bu sefer birazcık kandırmış gibi de oluyorsun. Ve insanlar aslında... Ya biz niye böyle hissetmiyoruz diye düşündüğü zaman onun sorumluluğu da aslında çok büyük oluyor. O yüzden ben biraz daha böyle hani neyse o. Eleştirilere göre peki kötü. Paylaşımları düzenlediğiniz oluyor mu? Yani eleştirilere göre paylaşımları düzenlediğimiz aslında çok fazla olmuyor. Yani eleştiriler çünkü genelde nasıl diyeyim? Yani onları da çok iyi bir şekilde yorumlayıp ona uygun davranıyor olmak gerekiyor. Çünkü bu çok açık bir mecra. Yani ben mesela iletişim okudum. İletişim okuduğumda bize hep teorik olarak kitaplarda işte şey öğretildi. Yani iletişim, işte bir kaynağı var, bir alıcısı var. Sen hangi bir mesajı... Bir hedef kitlesi var. Hedef kitle var. Sen o mesajı hangi kodlamayla hedef kitlene gönderiyorsun? Yani biz bunları öğrendik, bunu okuduk. Ve o kodlama zaten çok önemli bir şey. Ama şu an mesela sosyal medyada herhangi bir kodlama yok. Yani sen bir şeyi belli bir dille söylüyorsun, belli bir tarzda söylüyorsun ve karşındaki onu ne şekilde alırsa ve o an nasıl hissediyorsa öyle oluyor. Yani mesela o gün kendisini kötü hissediyor diyelim. Senin yazdığın şeyi kötü gibi algılıyor ama ertesi gün iyi hissettiği zaman okuduğunda bambaşka bir şekilde yorumluyor. O yüzden hiçbir zaman böyle ilk gelen mesaja hani o enerjiyle cevap vermiyor olmak. Hani yani niye böyle söyledin hani? Anlamaya çalışalım birbirimizi gibi bir tavırla yaklaşınca gerçekten konuşma öyle yerlere varıyor ki böyle hani ilk başta mesajı yazan bu muydu oluyorsun. Çünkü o da diyor ki ya ben böyle dedim ama aslında hani şöyle düşündüğüm için böyle demiştim. İşte siz de böyle dediniz. Öyle olunca ben bambaşka bir bakış açısı uyandırdı şimdi bende bu gibi. Birazcık yani o iletişimi sonrasında da devam ettiriyor olmak gerekiyor. Gibi gibi. Peki genel bir planlarınızdan, hedeflerinizden bahsetsek. Mesela şimdi evet harika bir film girecek, onun belki bir çalışması olacak ama sonrasında daha böyle farklı karakterlere evrilmek istiyorum, farklı karakterleri yansıtmak istiyorum ekranda gibi gibi ya da işte hayalinizdeki bir rol gibi. Aklınızdan neler geçiyor bu önümüzdeki seneye dair? Önümüzdeki sene hem kendi projelerim var hayata geçirmek istediğim. Onlar üzerine çalışmaya devam ediyorum. Nedir onlar? Kendi projelerim derken kendi senaryom gibi mi? Böyle şey olmadan anlatmayın falan derler. Nazar değer. Böyle bir kepsi var ya işte. Olmadan anlatmayın dediler. Sonra böyle mikrofonlar geldi ve böyle her şeyi anlattım gibi. Yani işte evet birkaç tane projem var aslında. Tam senaryo gibi de demeyelim de birazcık daha böyle proje gibi yani bölüm bölüm olacak bir şey diyebiliriz. Biraz onların üzerine çalışıyorum. Aslında uzun zamandan beri çalışıyordum onların üzerine de işte bir böyle
tam doğru zaman gelmedi ve proje tam şekillenmedi. Onun dışında yine oyunculukta da farklı karakterler oynamak üzerine odaklanıyorum. Hatta en son yurt dışına gittiğim bir seyahatte ya ben bir haftamı oyunculukla ilgili kendime ayıracağım. Hani bu anlamda bir eğitim alacağım. Hani yurt dışında neler oluyor, insanlar ne yapıyor, nasıl teknikler kullanıyorlar, biz burada ne yapıyoruz? Hani onlara bir bakayım ve böyle tekrardan bir tazelenmek için o tarz eğitimlere de katılıyorum. Farklı karakterlere girmekle ilgili hatta bu aralar da üzerine çalıştığım bir şeyler var inşallah. Bir şeyler, olsun, bir şeyler var. Genel olarak da işte önümüzdeki yıllarla ilgili hem bu projeleri planlıyorum. Hem tabii ki işte Vina ile ilgili, ailemle ilgili planladığım şeyler var. Ama genel olarak aslında proje bazlı gitmesek de ben her zaman kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Yani bir şeyler öğreneyim işte, kendime yeni bir şey katayım, farklı eğitimler alayım. Öğrenmeyi çok seviyorum, deneyimlemeyi çok seviyorum. Hani her yılım bir önceki yılımdan daha çok bilerek, daha çok deneyimleyerek bir şeyleri daha geniş bakış açısından bakabilmek üzerine yoğunlaşarak geçiyor. Böyle. Vina kızınızın ismi ne demek? Vina aslında bir şarkının ismi. Bizim Caner'le çok sevdiğimiz bir şarkı bu. Hatta Caner işte ben bu şarkıyı dövme yaptıracağım demişti. Benim de hiç dövmem yoktu o zaman. Ya ben de yaptıracağım o zaman demiştim. Sonra da ya işte hani her şey yoluna giderse, ileride bir çocuğumuz olursa ona da işte Vina ismini koyalım mı dedik. Koyalım ya dedik ve koyduk. O bir kadar da istikrarlı gitti. Evet. Devam etti. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki ediyorum. Geldiniz. İyi ki çok affedersiniz. İyi ki geldiniz. Çok da güzel olsun inşallah. Film de çok fazla izlensin. Evet. Sosyal medyada takipçileriniz artsın efendim. Bu program size uğur getirsin. Çok teşekkür i̇nşallah. Ederim. Sağ olun.